Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniniz Hasan Yığın. Bugün arkadaşlar bu bölümde sizlere ikinci derece denklemler konusundan konu pekiştirme çözümüne devam edeceğiz. Pekiştirici örnekleri çözeceğiz. Bu çözeceğimiz sorularımız 25. bölümümüzden arkadaşlar. Evet, soruların çözümüne başlıyoruz. Bu bölümümüzde arkadaşlar karmaşık sayılar anlatıldığı için çözeceğimiz örnekler karmaşık sayılar ünitesinden olacak. Biliyoruz arkadaşlar karmaşık sayılar neydi arkadaşlar? Kökü anlamayan sayılardı. Eksi 4'ün kökünü alamıyoruz mesela. Bunu nasıl yazıyorduk? Eksi 1 çarpı kök 4 diye yazıyorduk. Kök eksi 1'i i olarak almıştık arkadaşlar. Kök eksi 1'i i olarak göstermiştik. Eksi 1 eşittir i kareydi arkadaşlar. Karmaşık sayılar konusunda i kareyi eksi 1 olarak alıyorduk. İ kare eksi 1 olmak üzere x kare artı 25 eşittir 0 denklemin çözüm ünitesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar bunu pratikten şöyle de çözebiliriz. Eksi 25 deriz. X kare eşittir eksi 25. Bunun kökünü aldığımız zaman bir sayının karesi eksi 25 ise kare kökünü aldığımızda artı eksi kök eksi 25 diye yazılır arkadaşlar. X eşittir artı eksi kök eksi 1 çarpı kök 25 diye yazalım. Kök eksi 1 i'ydi arkadaşlar. O zaman birinci kök i çarpı 5 yani 5 i ikinci kökümüzde eksi 5 i olarak bulunur. Arkadaşlar çözüm kümemiz eksi 5 i'ye 5 i olarak yazılır. Ya da diğer bir yol arkadaşlar x kare derseniz eksi 25'i bakın bir eksi koyarız. 25 koyduk. 5'in arkasına da i kare koyarız. İ kare eksi 1'di. Eksi ile çarp artı 25 oldu. Buradan da ne yaparız? Çarpanlar yana yeri yaparız arkadaşlar. X eksi 5i, x artı 5i diye de bu ifadeye çarpanlarını ayırırız. Buradan kökün bir tanesi 5i, diğeri de eksi 5i gelir. Aynı şekilde denklemi çözmüş oluruz. Diyor ki arkadaşlar yukarıda belirlenen sayılardan kaç tanesi karmaşık sayıdır diyor. Arkadaşlar tüm reel sayılar aynı zamanda karmaşık sayı olarak yazılabilir biliyorsunuz. Karmaşık sayılar, reel sayılar kümesi aynı zamanda karmaşık sayılar kümesinin de bir alt kümesi olduğu için buradan bakalım arkadaşlar. 3 artı 4 i karmaşık sayıdır. 2 i karmaşık sayıdır. Her reel sayıyı bir karmaşık sayı olarak yazabiliriz arkadaşlar. 5 artı 0 i diye bu sayı yazılabilir. 0'ı 0 artı 0 i diye yazabilirsiniz. Bu da zaten karmaşık sayı 5 i arkadaşlar. Bu da bunu mesela 1 bölü 3 artı 0 i diye yazabilirsiniz. O zaman hepsi bir karmaşık sayıdır arkadaşlar bunlar. Şimdi bakalım buradan i kare kaçtır arkadaşlar? İ'nin kuvvetlerini hesaplamayı bilmemiz lazım. İ'nin birinci kuvveti bir i'dir. İ'nin karesi kaçtır arkadaşlar? İ'nin karesi eşittir. Eksi 1'dir. Bunu tanımda da vermiştik zaten burada veriyor. İ küp kaçtı? Eksi i idi. İ üssü 4'te 1'di arkadaşlar. Şimdi buradan i kare eksi 1 gelecek. Eksi 2 geldi. İ küp de eksi i geldi. Eksi i 3'e çarptığınızda 3 i gelir. Bu sayının z'nin üzerinde çizgi varsa bu sayının eşleniği demektir arkadaşlar. Eksi 2 eksi 3 i demektir bu sayı. Bu sayının imajiner kısım. İmajiner z'nin eşleniği. Z'nin eşleniği imajiner kısmı da eksi 3'tür arkadaşlar. Buna bakalım. Burada tanımları vermiş. A sıfırdan büyüktür demiş. Z karmaşık sayının reel ve imajiner kısmının toplamı kaçtır? Z sayısı 36 dışarı 6 çıktı. Burada dışarı kaç gelir arkadaşlar? 7 i gelir arkadaşlar. Bunun da eksi var. 7 eksi 7 i geldi. Reel kısım reel z. Reel kısım 6. İmajiner z. O da kaçtır? Eksi 7'dir. Toplamları eksi 1 gelir arkadaşlar. İ kare eksi 1 olarak verildiğinde z üzerinde çizgi varsa z karmaşık sayısının eşleniği olarak z karmaşık sayısının eşleniği olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Z sayısı 1 artı 3 i ise eşleniği 1 eksi 3 i'dir. Bu doğrudur arkadaşlar. 2 eksi i ise eşleniği 2 artı i. Bu da doğrudur. Bu sayı nedir? Yanlıştır arkadaşlar. Bunun reel kısmının eşleniği alamazsınız. Reel kısmının işaretini değiştiremezsiniz. 6i'nin eşleniği eksi 6i. Z eşittir 5 ise z'nin eşleniği zaten 5'tir. Reel kısmının içareti değişmiyordu.
Burada ki cevap da C şık oluyor. 2r eksi 1 olmak üzere denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerin hangisidir diyor. Nereden bulalım arkadaşlar bunu? B kare eksi 4ac eksi 2'nin karesi 4 çarpı 4 çarpı 2. Delta eksi 4 geldi. O zaman kökleri bulalım arkadaşlar. x1 eşittir. Eksi b artı kök delta bölü 2a olarak bulunuyordu. x2'yi de bunun eşleniğini alacağız arkadaşlar. x1'i yazalım. B'nin değeri kaçtı? Eksi 2 idi. 2 oldu. Artı delta kök eksi 4 bölü 2 çarpı a. 2. Bu dışarı ne gelir arkadaşlar? Bu ifade dışarı 2i olarak gelir. 4 dışarı 2 çıktı. Kök eksi 1 de i geldi. Bölü 2. Kaç yaptı bu ifade? 1 artı i. Arkadaşlar kök değer karmaşık. Yani biz karmaşık sayılar kümesi üzerinde ikinci derece denklemin köklerini bulmak istediğimizde köklerden biri 1 artı i ise ikinci kökte bunun eşleniği olur arkadaşlar. 1 eksi i'dir. O zaman istenilen cevap A şıkkı olur arkadaşlar. Evet, burada ne geliyor? İ kare eksi 1 demiş, vermiş. Bu z sayısının eşleniğini bulalım. 2 eksi i'dir. Z'nin eşleniğinin imajiner kısmı 1'dir. Yanlıştır arkadaşlar. Eksi 1 olacak. Z'nin eşleniğinin reel kısmı 2. Bu doğrudur. Reel kısımda imajiner kısmının toplamı 1 olur diyor. Reel kısmı 2'dir. İmajiner kısmı eksi 1'dir. Toplarsanız 1 olur. Bu doğrudur. İki tanesi doğrudur arkadaşlar bunun. 2 ve 3 doğrudur. Aşağıda verilen Kramer sayıyla bu Kramer sayının gerçek ve sanal kısımları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Reel kısım 5, sanal kısım 4. Doğru. Bu ifade doğru. Reel eksi 2, imajiner eksi 3. Doğru. Reel kısım 0, imajiner 4. Doğru. Reel kısım 3. Bu sayının reel kısmı kaçtır arkadaşlar? Reel kısmı sadece reel kısmı 0 olacak. Çünkü reel kısımda 3 olmaz. Yanlış. Olan kısım D şıkkı arkadaşlar. Bu sayının reel kısmı kaçtır arkadaşlar? Bakalım. Pardon arkadaşlar. Şurada 0 iyi olacak. Şuraya ben gözümden kaçtı. Pardon, şurayı düzeltelim. 3 artı 0 iyi gibi düşünün burayı. Reel kısım 3, sanal kısım 0. Bu doğru arkadaşlar. Burada eksi 4 iyi artı 2 dediği zaman reel kısım eksi 4 diyor. Olmaz. Reel kısım 2 olacak. Yanlış cevap edin arkadaşlar. Biraz önce burada gözümüz karıştı. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Buradan bakalım. Denklemin çözüm kümesini istiyor. Bunu da biraz önce yapmıştık. En başta alıştırmalarda x kare artı 25'ten yapmıştık. Şimdi x kare eksi 9 diye yazarsınız. İ'si artı eksi kök içinde eksi 9 diye bunu yazdık. Kökler nedir? Artı eksi 3i diye bu ifadeyi yazarız. Köklerden biri eksi 3i, biri de artı 3i'dir arkadaşlar. Evet. Kalma sayısının gerçek kısmı imajiner kısmından 3 fazla. Gerçek kısmı x kısmı imajiner kısım 2x'ten. Bundan kaç fazlaymış arkadaşlar? 3 fazla. Farkı 3'müş. Eksi x eşittir 3'e. X eşittir eksi 3. Bizden reel kısmını istiyor. Bu sayının reel kısmı da x'tir arkadaşlar. X'in değerini kaç bulduk? Eksi 3 bulduk. Cevap eksi 3 geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada ne gelir? İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Evet. Bunu da şöyle yazabiliriz. İ üssü 8n. İ'nin kuvvetleri 4 ve 4'ün katı ise arkadaşlar. İ üssü eksi 24 diye bunu yazdık. Bu da İ üssü eksi 1 olarak bunu alabiliriz arkadaşlar. Burası 1'dir. Bu da 1'dir arkadaşlar. İ üssü eksi 1. Onu 1 bölü İ olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bunu ne ile çarparım? Pay ve payda i ile çarparım. I bölü kaç oldu? Aşağısı da i kare oldu. I kare eksi 1 yapar. I'yi eksi 1'e böldük mü? Eksi i'ye gelir arkadaşlar. Bu ifadenin değeri de eksi i gelecektir. Denklemin çözüm kümesini istiyor bizden. Yine aynı şekilde delta işte b kare eksi 4 ayrıca formülünden buluruz arkadaşlar. B'nin karesi kaçtır? 64. Eksi 4 çarpı A'mız.
Bireceğimiz 20, 80. Burası eksi 16 geldi arkadaşlar. X1'i bulalım. X1'imiz neydi? Eksi b, 8 artı kök delta eksi 16 bölü 2a, 2. X1'imiz kaç oldu? 8 artı 4i bölü 2. O zaman X1 ne geldi arkadaşlar? 2'ye bölünce 4 artı 2'yi geldi. İkinci kökte eşlenirdi. O da 4 eksi 2'yi geldi. 4 artı i'dir. Öbürü 4 eksi 2'dir. Doğru cevap deniz arkadaşlar. İstenen cevap deniz oluyor. Evet. Bu sayfalarımızda arkadaşlar Z1'i 2 ile çarpıyoruz. Z2'yi de eksi 3 ile çarpıyoruz. 2 ile çarpalım buradan. 6 eksi 8'i Z2'de eksi 3 ile çarptık. Eksi 12 eksi 3'i buradan 6 eksi 12 eksi 6 yaptı. Eksi 11 oldu. Eksi 6'ya eksi 11'i doğru cevap Edirne arkadaşlar. Arkadaşlar i'nin kuvveti 4 ve 4'ün katıysa kalan neydi? 1'di. O i'nin 4 i'nin kuvveti 4 ve 4'ün katıysa o sayının değeri 1'di. 4 faktöriyel 4'e bölünür zaten. 4'e bölünen bir sayıdır. 6 faktöriyel 4'e bölünen bir sayıdır. Dolayısıyla burada kaç tane sayı var arkadaşlar? Bakın 2'den başlayıp 100'e kadar 2'den 100'e kadar 50 tane sayı var arkadaşlar. Bakın 50 tane sayı var 2'den başlarsak. Buradan başlarsak bunların her biri arkadaşlar 49 tane 1 gelir burada. 49 tane 1 geldi. İ üstü 4 faktöriyel 1'dir. 6 faktöriyel 1'dir. Dolayısıyla 2'den başladığı için 50 tane 1 geleceği yere bura 1 olmadığı için i'nin karesi eksi 1 gelir. Burada da bir tane i var. Burada da ne var arkadaşlar? 49 var. 49'da eksi 1'i toplar. 48 yapar. İ artı 48 gelir sonuç. İstenen cevap 48 artı i gelir arkadaşlar. Evet. Burada z ile z'nin eşleni. Z'nin eşleni alalım arkadaşlar. Z'nin eşleni kaçtır? 4 artı 2. 4 eksi 2 ile 4 artı 2'yi topluyoruz. Toplamada ne yapıyoruz arkadaşlar? Reeller, reeller, sanalları, sanallar. Sanalları toplarsak yukarı 8 oldu arkadaşlar. Z'den de z'nin eşleni çıkartalım. Çıkarttığımız zaman ne yaparız? Z'nin eşlenini çıkartıyoruz. Z eksi z'nin eşleni dediği zaman 4 eksi 2'yi z'nin eşleni eksi ile çarptık. Eksi 4 eksi 2'yi de buradan geldi. Burası eksi 4 i oldu arkadaşlar. Eksi 4 i'ye bölüyoruz. Bunu da küpünü alıyoruz. Bura kaç oldu arkadaşlar? 4'e bölün. 2 bölü eksi i'nin eksi i'nin küpü oldu. i'nin küpü 8 yaptı. i'nin küpü eksi i geldi arkadaşlar. Artı i oldu aşağısı. Pay ve paydayı bakın i'nin küpü yaptı burası. Şöyle yapalım. Eksi i'nin küpü. 8 olsun burada. İ'nin küpü eksi i küpü yapar. İ küp kaçtı? Eksi i'ydi arkadaşlar. Artı i burası oldu. Pay ve paydayı genişletelim. İ ile genişletelim. 8 i bölü i kare oldu. İ kare eksi 1'dir. O da eksi 8 i oldu arkadaşlar. İstenen cevap eksi 8 i'dir. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım. İ küp kaçtır? Eksi i'dir. 1 eksi i. İ üstü 5 de i geldi. 1, a, 1 eksi i de buradan geldi. Buradan da i üstü 7 kaç yaptı? İ üstü 5 i gelir arkadaşlar. 5'i 4'e böl kalan 1'dir. İ üstü 7 de eksi i geldi. 1 eksi i'nin ilk i üstü 7'nin değeri eksi kaçtır arkadaşlar? Eksi i'dir. 2 küp gelir arkadaşlar. 4'e böldüğünüzde 2 küp kalır. 2 küp de eksi i'dir. O da 1 eksi i geldi. Sonuç 1 eksi i'nin küpü. Arkadaşlar 1 eksi i ile 1 eksi i'yi çarptığımızda çarpalım arkadaşlar. 1 eksi i ile 1 eksi i'yi çarpalım. 1 ile 1'i çarptık. 1 eksi i. Bu ifadeyle bu ifadeyi çarptık. Eksi i ile 1'i çarptan arkadaşlar eksi i oldu. Eksi i ile eksi i çarptık. Eksi ile eksi i çarptık. Artı i ile i çarptık. İ kare oldu. Artı i kare. Buradan da 1 eksi i geldi.
Buradan i kare eksi 1 yapar. Bu da artı 1. Bunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? Eksi 2 i kaldı. Çarpı 1 eksi i. Çarpalım arkadaşlar. Eksi 2 i. Eksi 2 ile eksi i'yi çarptığımız zaman da eksiler birbirini götürdü. 2 i kare geldi. I kare eksi 1 oldu. Eksi 2 eksi 2 i istenilen cevaptır arkadaşlar. O da E şık oluyor. Evet arkadaşlar, 5. örneğimiz. Parmak sayısının sanal kısmı kaçtır diyor arkadaşlar. Sanal kısmını istiyor. Şimdi arkadaşlar burada bölme var. Tabi bölme yaparken bu karmaş sayının paydasını ne yapacağız? Şu kesirli ifadenin paydayı iyili ifadenin kurtarmaya çalışacağız. Bunu eşit, bu ifadeyi yeşim ile çarpalım arkadaşlar. 1 eksi 2 ile çarp. 2 çarpı 1 eksi 2 diye yazalım. Pay ve paydayı genişletiyoruz. Bunun çarpımında arkadaşlar 1'in karesi gelir artı 2'nin karesidir. Bölme işleminde bunu bu şekilde yaparız. 2 ile 1 ile çarpın 2 oldu. 2 ile eksi 2'yi çarptığımızda eksi 4 i kare, o da artı 4 gelir arkadaşlar. 2 ile 2'yi çarptığınızda 4 i kare yaptı. Önde de eksi var, eksi 4 i kare yaptı. İ kare de eksi 1 geldi, artı 4 yapar arkadaşlar. Burası da 5 geldi. Bu sayı 4 bölü 5 artı 2 bölü 5 i şeklinde yazılabilir. Sanal kısmı da 2 bölü 5'tir arkadaşlar. Bu karmaş sayıda ne yaparız arkadaşlar? Bunları eşliğiyle çarpacağız. Bu ifade arkadaşlar, bunu da çarpalım. Kök 3 eksi i ile bunu çarpalım. Kök 3 artı i ile de bunu çarpalım. Kök 3 eksi i çarpı kök 3 eksi i diyelim. Aşağısı kök 3'e kök 3 çarpı 1 oldu. Pardon, 3 oldu. Artı ile eksi çarptınız. Eksi i kareden de eksi 1 geldi. Eksi ile çarptığınızda artı 1. Aşağısı kaç geldi arkadaşlar? 3, 1 daha 4 gelir bunun aşağısı. Bunun aşağısı da 4 gelir arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıda kök 3 artı kök 3 artı i ile kök 3 artı i'yi çarpacağız. Ve bunları toplayacağız arkadaşlar. Evet, çarpalım. Kök 3'e kök 3 çarptık. 3 oldu. Eksi kök 3 i. Bunu da bunu çarptık arkadaşlar. Şimdi eksi kök 3 i buradan geldi. İlk i ile i çarptığımızda ilk artı eksi eksi çarp artı i kare yapar. O da eksi 1 yaptı. Bölü 4. Artı devam edelim. Burayı çarpalım. Kök 3'e kök çarptık. 3 oldu. Artı kök 3 i geldi. Artı buradan kök 3 i geldi. Buradan da eksi 1 geldi. Burada da 4 var. Bunların toplamı eksi kökü. Bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. 3 eksi 1 2. 2 de buradan geldi. 4 bölü 4. Sonuç 1 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu köyümüzün de örneklerin, pardon, ödev testlerinin burada çözmüş oluyoruz. Diğer köyümüzün sorularında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Alo. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim, şimdi çocuklarla geldi, oturuyorum. Çocuklar geldi, oturuyorsun. He. Oo, iyi iyi. Sen ne yapıyorsun? İyi, ben de video çekiyorum okuldan. He. 7'de dersim var da, 7'de dersim var. Dedim evde. He, dedim sorayım dedim. Ne yap? Ben de oturdum, video çekiyorum okulda, ne yapayım? İyi, hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Ben akşam takalım, duruma göre takılırım, tamam mı? Ona göre. Tamam. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.